Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş vefatının 10. yılında Antalya Muratpaşa'da Kıbrıs Türk Şehitleri Parkı'nda düzenlenen törenle anıldı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal düzenlenen anma töreninde Kıbrıs davasının Kıbrıs Türk'ünün eşit ve özgür yaşama davası olduğunu söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş vefatının 10. yılında Muratpaşa'da Kıbrıs Türk Şehitleri Parkı'nda düzenlenen törenle anıldı. Muratpaşa Belediyesi ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği'nce gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Cem Topçu ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Başkonsolosu Parkta yer alan merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Doktor Fazıl Küçük anıtlarına çelenk sunumuyla başlayan anma töreni, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Cem Topçu konuştu. Rauf Denktaş'ın hayatını Kıbrıs Türk'ünün bağımsızlığına adadığını belirten Topçu, Denktaş'ın Türkiye ile birlikte emperyalist güçlere karşı hak, eşitlik ve özgürlük mücadelesi verdiğini söyledi. Ömrünü Kıbrıs davasına adamış ve mücadelesini son nefesine kadar sürdürmüş olan Rauf Denktaş, asla unutmayacağız. Kıbrıs davasının Kıbrıs Türk'ünün eşit ve özgür yaşama davası olduğunu belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da yaşanan gelişmelerin bu davanın önemini azaltmaması gerektiğinin altını çizdi. Yaşanan gelişmeler bu davanın önemini azaltmamalıdır. Gerçek anlamından saptırmamalıdır. Büyük bir dikkat ve titizlik göstermemiz lazım. Doktor Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanımız Avukat Rauf Denktaş'ı bütün benliğimle, bütün duygu ve düşüncelerimle, derin saygılarla ifade etmekte zorlandığım hürmet duygularıyla anıyorum. Tören konuşmaların ardından okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla son buldu.